Merhaba arkadaşlar. Yeni bir masa tenisi eğitimi videosuyla beraberiz. Bir önceki videomuzda bildiğiniz gibi forehand drive teknik vuruşunu anlatmıştık. Forehand drive'dan sonra şimdi backhand drive'ı anlatacağım size. Tabii öncelikle şunu söylemem lazım. Forehand tarafından yaptığımız vuruşlar kolumuzda forehand tarafında olması nedeniyle daha geniş açıyla ve daha uzaktan topa gelme şansı sağlayan bir vuruş çeşididir. Ama backhand tarafımız ise kol yanda kaldığı için önümüze almamız gerekir. Ve bu da vücudumuz açıya engel olduğu için, vücudumuz raketi geriye almamıza engel olduğu için topa geldiğimiz mesafe maalesef backhand tarafında kısa olmaktadır. Bu nedenle de iki vuruş tekniği arasında tabii ki farklar yaratıyor. Forehand tarafında yaptığımız drive hareketinden sonra raketi yukarı doğru alabiliyoruz. Ama backhand drive'da daha ziyade düz bir çizgi üzerinde ileri doğru topu taşıyıp bitiriyoruz. Backhand drive'a başlangıç göbek hizasında olmalıdır. Yani şu şekilde size tarif edeceğim. Şimdi backhand drive yaparken zaten her zaman olduğu gibi vücudumuzu öne doğru yatırıyoruz. Raketi göbeğimize yaklaştırıyoruz. Topun şu top olduğunu düşünün. Topa doğru raketimize gelip topu ileri doğru süpürüyoruz ve şu şekilde bitiriyoruz. Yani bu bitirmede dikkat edilecek en önemli konu bu şekilde dik veya bu şekilde yatık bitirmeyeceksiniz. İkisinin ortası bittiğinde bu şekilde bitmelidir. Pergeli düşünün. Göbeğinizden pergeli ileri doğru açtınız ve bu şekilde bitirdiniz. Backhand drive'ın hareketi budur. Tabii çok önemli bir konuyu tekrar söyleyeceğim. Topla buluştuğunuzda her zamanki gibi bu şekilde masaya paralel olarak topla buluşmalısınız. Yani siz topa nasıl gelirseniz gelin. Hiç fark etmez. Bunun hiçbir önemi yok. Ama topla temasınız kesinlikle masaya paralel olmalıdır. Bu da şundan önemlidir. Masaya paralel olarak eğer topla buluşursanız topla temas anında ani yön değişikliklerini çok rahat yapabilirsiniz. Ama şu şekil veya şu şekil veya bu şekil buluşursanız sizin atacağınız yön zaten rakip tarafından anlaşılacak ve atacağınız yön çok az çeşidi olan yani tek bir bölgeye gönderme şansınız olan bir topla temas hali olacak. Bu da rakip için çok iyi bir şey olması demektir. Bu nedenle kesinlikle backhand veya forehand fark etmez. Toplarla blok vuruş haricinde masaya lütfen paralel olacak şekilde topla temas edin.